Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Türkiye'ye baskılarını artırdı. Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre, Biden yönetimi peş peşe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini sıralarken, bu talepler arasında ilk sırada Rusya ve Suriye konuları geliyor. Geçen haftalarda Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adeyemo, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulması konusunda temaslarda bulunurken, temasları sonrasında yaptığı sert açıklamalar dikkat çekti. Hazine yetkileri, Putin'in savaş makinesine destek olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz, tehdidinde bulundu. Amerika'nın dayatmaları bununla da kalmadı. Biden yönetiminin Rusya ile Suriye hava hattının tamamen kapatılması için Türkiye'ye baskı yaptığı belirlendi. Türkiye bu konuda açıklama yapmazken, Rusya'nın gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Gelişmeleri yakından izleyen kaynaklar şu değerlendirmeleri yaptı: Amerika Birleşik Devletleri seçim öncesi AK Parti'yi sıkıştırıyor. AK Parti içindeki Amerikancı ekibi de kullanarak Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmaya çalışıyor. Rusya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtacak işlere zorluyor. Rusya gelişmelerden ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen temaslardan rahatsız. Hatta Türkiye'ye karşı gergin. Lavrov'un iptal olan ziyareti deprem sonrası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gitmesinin planlandığını, ancak daha sonra bu ziyaretin iptal edildiğini kaydeden kaynaklar, bu iptalin nedeninin Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşmeler ya da bu yönde çıkarılan söylentiler olabileceğinin altını çizdi. O arada, Rusya'ya ihracat yapan iş insanları da Aydınlık'a yaptıkları açıklamalarda, son dönemde Rusya'da bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti, işlerimiz çok iyiydi. İhracatımızı katlanarak artırıyorduk. Ama son günlerde Rus makamları biraz soğuk davranmaya başladı. Türkiye ile Rusya arasında sorun çıkmasından endişe ediyoruz.